Herkese selamlar arkadaşlar. Selamlar millet. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Gelenekselleşen. Evet. Hollanda aylık giderler videosunun 2023'üne hoş geldiniz diyelim. Evet. İlk 2021 ve 2022 versiyonları tüm Hollanda'nın bu konuda video çeken kanalların arasında bence bir rekor kırdı. Biri 30 bin izlendi, diğeri 20 bin izlendi. Ben hala iddia ediyorum ki en güvenilir kaynak biziz. Aylık giderlerde çok iddialıyım. O zaman. O yüzden evet, video izlemeye başladıysanız doğru yerdesiniz. Bütün bilgileri size vereceğiz. Bu yıl biraz formatta değişiklik de yaptık. Eklemeler yaptık. Yani sizin seveceğiniz, hoşunuza gidecek şeyler de yaptık. Bize en çok gelen sorulardan da yola çıktık. Tabii tecrübe var artık. Tecrübe var kesinlikle. Şunu da söyleyelim. Videonun sonuna geldiğimiz zaman anlayacaksınız ki şunu da söyleyeceğiz. Size bize en çok gelen sorulardan biri. Bu kadar teklif aldım, bu parayla geçişlenir miyim? Bu kadar teklif aldım, nasıl yapacağım? Hepsinin cevabı evet, videoda. Evet, bu videoda olacak. Bunların hepsinin cevabını veriyor olacağız arkadaşlar. O zaman videoya geçebiliriz. Ama videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu evet. Da beğenmeyi. Başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. O zaman aylık giderlerin en büyüğü ve ilki arkadaşlar. Biliyorsunuz Hollanda'da bir ev krizi var. Kiralık ev bulmak oldukça zor. Geçmiş senelere oranla da kiralar bir miktar artmış durumda. Biz Instagram'da bizi takip edenler görmüştür. Bir anket açtık. Evet. Bu ankette de ortalama insanların ne kira ödediğini öğrendik. Şöyle, ortalama kirayı 2023 için 1750 euro gibi düşünebilirsiniz. Amsterdam ve çevresi. Yani Hollanda'nın farklı noktalarında daha ucuza bulabilirsiniz. Evet. Ama bunun daha üstüne de oturan insanlar var. Arkadaşlar 2000 üstüne oturan insanlar da var. Duruma göre, aciliyete göre değişebiliyor ama ortalama kirayı 1700 olarak başlatabiliriz. 1750. Şöyle yaptık. Biz geçen sene de 1750 demiştik ama geçen sene 1750 derken hala Amsterdam'ın içinde ilk merkezi olmasa da tam merkeze oraya çok yakın bölgelerde diyorduk. Ama bugün 1750 derken aslında biraz daha çemberin dışına artık çıkmaya başladı. Bu şartla 1750 diyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle bunu da iddia ediyorum. Amsterdam'ın merkezinde, popüler yerlerinde, o belli başlı destinasyonlarında bulamazsınız bu fiyatlara. Bu konu çok tartışılıyor. Bana da çok fazla mesaj geliyor. İşte ben 500'e oturuyorum, 600'e, 700'e, 800'e. Şunu söylememiz lazım. Yeni gelenler evet. İçin bu video. Evet, bu video yeni gelenler için. Buranın vatandaşı olanlar, burada doğup büyüyenler için değil. Expat olarak gelecekler için. Şöyle bir durum da var ne yazık ki. Expat olarak geldiğiniz zaman ve hele ki bir emlakçıyla anlaştığınız zaman siz artık yolunacak bir kassınız. ve sizi yoluyorlar ilk bir sene, iki senede. Yani bu da yani, yeni gelenler. Kaçar yok bunun. Evet, yani bu da yeni gelenler bir video için hazırladığımız video olduğu için burada ben bu konuda ısrarlıyım. Yani daha evet, düşüğü evet. Olamaz. Yani 1750 bile zor. Bulabilirsin. 1750. Evet, bulabilirsin. Yani 1750'ye bulursunuz arkadaşlar. Bu önemli bir konu olduğu için biraz uzun tutmak tamam. İstedim bunu. O zaman ikinci masrafımıza geçiyoruz. Yine ben söylüyorum. Mutfak. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz sene mutfak masrafını 465 euro demiştik. Bu sene 530 euro. Tam enflasyon kadar bir artış var. En güncel market alışverişimizi koyduk şu an. İki kişi, her şey dahil. Aklınıza ne geliyorsa var. Eti, sütü, yumurtası. Evet. Aklınıza ne geliyorsa var. İki kişi 530 euro ödüyoruz şu an aylık. Ben yine burada bir şey söylemek istiyorum. Geçen sene kavga çıktı. Her sene kavga çıkıyor. 2021'de de kavga çıkıyor. İşte kimisi diyor ki çok fazla, kimisi diyor ki çok az, ne yiyorsunuz? Çok kişisel bir mesele bu. Her sene söylediğim gibi bu sene de tekrarlıyorum. Ama ben bu konuda da iddialıyım. Bana gelen, özellikle ikinci senenin sonunda diğer iki videodan sonra bize gelen geri dönüşlerde, öyle söyleyeyim. Bizim bu tahminlerimizin ne kadar doğru olduğuyla ilgili inanılmaz pozitif geri dönüş aldık. O yüzden artık daha da eminim. Geçen sene bu kadar gelen insanlardan değildim. Çok teşekkür aldık. İnanılmaz teşekkür aldık ve gerçekten çok çok yakın tahminlerde bulunduğumuzla ilgili çok fazla mesaj aldık. O yüzden bu sene daha da eminim. Yani. Ya bunlar bizim kendi rakamlarımız. Biz de normal iki insanız, yiyip içiyoruz işte, yani ne? Bu kadar. Hani atıp tutmaya gerek yok. Sağlık sigortasına geçelim. Sağlık sigortalarında zaten en düşük rakamı alıyoruz biz. Yani burada işte basic paket diyorlar. İlk paketten işte daha kapsamı genişleyerek paketler ilerliyor. Bunlar zaten açıklanıyor, belirleniyor sigorta şirketleri tarafından. Aralarında 5-10 euro farkları oluyor. Evet. Bizim kullandığımız, onları da söyleyeyim. Geçen yıllarda öyle yorumlar da gelmişti. Biz Zilveren Cruise diye yazılıyor. O şirketi kullanıyoruz. Onun içinde iki kişi aylık
260 euro. En basit giriş paketi diyebilirsin. Giriş paketi aynen. Birinci seviye giriş paketi. Kendi ödeyeceğiniz rakam da 385 euro oluyor. Yani bu sigortalarla ilgili bahsetmeyeceğim daha fazla ama ilk 385 eurosu size ait oluyor. 385 eurodan sonra bütün harcamalarınız, sağlık sigortası, sağlık harcamalarınız sigorta şirketi tarafından karşılanıyor. Elektrik, gaz arkadaşlar. Evet, elektrik, gaz konusu var. Çok tartışıldı. Çok fazla zam geldi ama bu zamlardan bahsetmeyeceğiz. Bu zamları konuştuğumuz ve 2023 için elektrik, gaz fiyatlarını aylık olarak hesapladığımız bir videomuz var zaten. Sizi oraya yönlendirelim. Oraya kenara bırakırız. Kenara bırakırız. Oradan bakabilirsiniz. Ama zaten aylık 2023 için bu fiyat bellidir. 295 euro. Olarak belirlendi zaten. Devlet bir fiyat ve bir limit belirledi harcamalar için. Bu harcamalar kapsamında 295 euro herkes için fix diyebilirim. Bu 295 tabii ki belirli şartlara bağlı ama bunu geçmeniz çok zor genelde. Yani çok fazla böyle gece gündüz alev alev evi yakmazsanız bunu geçmezsiniz arkadaşlar. O yüzden 295 euroya da çok emin bir şekilde koyabilirsiniz bütçenize 295 euro olarak. Evet, hesaplama detayları dediğimiz gibi diğer videoda. Su. Arkadaşlar su yine 20 euro. Senelik 20 euro. Buna zam gelecekmiş de öyle ahım şahım bir şey değil. Evet evet okudum. 2-3 euro falan olur muhtemelen o zam. Evet son 3 senedir aynı. 20 euro senelik su ücreti. Telefon 2 kişi için biz 45 euro ödüyoruz. Arkadaşlar cep telefonu konuşmaları internet falan. 100 GB internetimiz var. 2 kişi paylaşıyor. Biz aylık 45 euro ödüyoruz. Televizyon ve internet için de yeni gelenler için baktık. Paket 53 euro. Evet. Şöyle şunları da hemen söyleyeyim. Telefon için Vodafone kullanıyoruz 45 euroya ve bütün Avrupa'da dahil. Yani biz Türkiye'ye gittiğimiz zaman da hem internetimiz hem konuşma dakikalarımız her şeyimiz dahil. Böyle bir paket kullanıyoruz. Tabii ki daha ucuzları var. Ama onlar galiba Türkiye'yi falan kapsamıyormuş. Kapsamıyor, öyle şeyler okudum ben. Kapsamıyor, sorun yaşıyorsunuz vesaire. Ben olsam hele ki ilk geldiğim sene hani hakim değilim buralara paketlere. 3-5-10 euro için yapmam onu. Evet 10 euro için, 15 euro için girmem o topa. Girmem o topa, Vodafone'a girerim. Özellikleri seçerim. Zaten çok açıklayıcı internet sitesinde de. Devam eder giderim ayda 45 euromu veririm iki kişi için. Evet. Makul. Televizyon ve internet için ise Ziggo kullanıyoruz. Ziggo da buranın en yaygın olanlarından, en çok bilinenlerden bir tanesi. Yine tabii ki alternatifleri vardır ama biz 2 yıldır kullanıyoruz. Gayet de memnunuz. Bir sıkıntı yaşamadık. Hiçbir şikayetimiz, internetin kopması vesaire hiçbir şey yaşamadık. Gayet hızlı. Tavsiye de ederiz. Sonraki kalem ulaşım. Ulaşım şöyle. Tabii ki her sene söylüyoruz ama bisikleti binip ulaşımı her yere bedavaya giderek de çözebilirsiniz. Otobüs, tren, metro tercih edebilirsiniz. Biz hani biletle yine bu trenleri ve metroları kullanacağı şekilde bir 100 euro bütçe ayırdık. Belki bunun bir kısmını taksiye binip kullanırsınız bilmiyorum ama 100 euro bence yeterli. İdeal. OV chip kart dediğimiz bir bizdeki Akbil sistemine benziyor. Öyle bir sistem var. Orada aylık paketler de var, üyelikler de var. Şey de var burada. Yani çoğu iş yeri zaten sizin ulaşımınızı karşılıyor. Ofise gideceğiniz zaman onun ücretini ayrıca ödüyorlar size. Evet, bu hani gezme. Sosyalleşme için kullanacağınız diyelim. 100 euro yeter de artar bile diye düşünüyorum. Bence. Arkadaşlar bunlar sizin eviniz için, kendiniz için yaptığınız fix harcamalar. Evet. Buraya kadarki toplam rakam yaklaşık 3053 euro. Şu an kontrol ettim. Bundan sonra farklı vergiler var. Artı bir de araba masraflarını söyleyeceğiz şimdi. Çöp vergisi. Aylık 38 euro. Senelik yaklaşık 400 euro. Evet. Bir çöp vergisi var. Mart ayında falan ödeniyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Ocak ayında geliyor fatura size. Yaklaşık Şubat ya da Mart ayında son ödeme gününüz oluyor. Siz bunu sanırım, emin değilim, bilen yazsın. Bunu taksitle de ödeyebiliyorsunuz galiba. Ama tek seferde de ödeyebilirsiniz. Ama biz bu bir yıllık bir vergi olduğu için 12'ye böldük ve yıllık 38 euroya tekabül ediyor aslında. O zaman bir sonraki kaleme geçiyorum. Bu da çok sorulan sorulardan biri. Araba, arabanın kaskosu, sigortası ve bir depo benzin olarak 400 euro diye hesaba kattık. Geçtiğimiz yıllarda 300-350 ve bu sene 400 olarak koyuyoruz. Benzin fiyatları evet geçtiğimiz senelere göre bir miktar arttı. Şu an gerilemiş olsa da hala yüksek. Arabayı da normal standart bir araba olduğunu varsayıp yani böyle motoru çok yüksek değil, çok ağır bir araba değil. Buradaki vergiler işte dizel olmaması gerekiyor. Dizelse zaten kafadan 150-200 euroya yakın vergi ödüyorsun. Benzinli küçük bir araba için
İşte kaskosu, sigortası, bir de aylık bir depo benzinini 400 euro gibi düşünebilirsiniz. Kabaca hesaplamak için söylüyorum. Bir de son bir küçük ayrıntı var. O da burada liability insurance denilen sorumluluk sigortası olarak çevirebileceğimiz bir sigorta var. Sizin için araştırırken güncel fiyatları gördüm. Hollanda'nın yaklaşık %92'si, yani nüfusun %92'si bu sigortayı kullanıyor arkadaşlar. Bu şu demek, sorumluluk sigortası, siz geldiniz mesela başka birinin malına herhangi bir şekilde zarar verirseniz o zararları karşılıyor bu sigorta. Bu ne olabilir? Her şey olabilir. İşte saksı gider birinin arabasının üstüne düşer. Aynen. Bunu liability insurance. Evet, yolda yürürken çarparsın, ona bir şey olur. Aynı şekilde yine bu sorumluluk sigortası kapsamına giriyor. Kapsamı çok geniş, çok faydalı ve ayda sadece 5 euro. O yüzden biz yaptırmakta de gelir gelmez yaptırmıştık. Yaptırmakta fayda var. Şu ana kadar bütün giderler 3496 euro. Şimdi Cansu en çok sorulan soruları cevaplayacak. Soruları soracağım. Şimdi arkadaşlar, önceki şunu söylememiz lazım. Dediğimiz gibi biz bu videoyu bizim gibi Türkiye'den buraya expat olarak gelecek olanlara yönelik hazırladık. İçerik ona göre hazırlandı. O yüzden şunu söylememiz lazım. Her sene bir gelir gider karşılaştırması yapıyoruz. Şimdi giderleri verdik, gelir kısmına geçelim. Eğer 30 yaşın üstündeyseniz ve Türkiye'den buraya yüksek nitelikli göçmen olarak gelmek istiyorsanız zaten bunun bir minimum maaş kriteri var. Hollanda Devleti'nin belirlediği. Bu yıl, yani 2023 için belirlenen para 41.953 euro brüt yıllık. Bunun netine baktığımız zaman işte size net olarak bırakacağı 2750 euro. Ha, bu nedir? İşte 13. maaş diyorlar, bonus diyorlar, tatil parası, bunlar hariç tamamen. 2750 euro kalacaktır size. 30 yaş üstündeyseniz. 30 yaş altındaysanız yıllık toplam brüt fiyat 31.891 euro. O zaman aylık net kazancınız ise 2205 euro. Yani bu ne demek? Giderler şu anda çok yüksek. Evet. Siz bu minimum limit maaşını tuttursanız bile o para maalesef geçinmenize şu anda yeterli değil. Maalesef. Maalesef değil. En azından şöyle söyleyeyim. Büyük şehirler için değil. Yani Amsterdam, Rotterdam ya da daha popüler bilinen Den Haag, evet, buralar için kesinlikle değil. Çünkü kira çok önemli bir faktör. Maalesef. Ama daha böyle kırsal kesimde, daha küçük yerlerde yaşıyorsanız eğer, daha makul kiralara oturacaksınız. Evet, yani o zaman tabii ki mümkün. Tabii ki geçinebilirsiniz. O zaman yüzden bize şeyi söylesene Cansu. bu giderlerle geçinebilmeleri için almaları gereken brüt maaş. Şimdi söylüyorum. Herkes pazarlığını işvereninle, kesin hesaplamışsındır. Evet, gördüm. İşvereninle herkes pazarlığını ona göre yapsın. Aldığı teklifi ona göre değerlendirsin. Bizim tüm bu söylediğimiz giderleri karşılayabilmek için en az 50 bin euro yıllık brüt maaş sözleşmenizde görüyor olmanız lazım. Daha altı bir şeyi kabul etmeyin arkadaşlar. Yani bu mantıklı da değil zaten. Buraya gelip burada zorluk çekmenin bizim için anlamı da yok. Tabii ki yine size kalmış ama bizim için çok da mantıklı olmuyor açıkçası. Şunu da söyleyeyim. Çok gelen sorulardan yine bir tanesi. Ona genel bir cevap vereyim. Bu benim şahsi fikrimdir. Bence gördüğüm, tecrübe ettiğimdir. Hollanda hane halkının geçim düzeni iki kişi çalışması üzerine kurulmuş. Evet, bence de. Bütün giderler, bütün hesaplamalar, işte kiralar, gıdalar, her şey tek başına zor. Zor burada. Yani burada hep iki kişinin çalışması lazım. İki kişi çalışırsa her şey çok kolay. Evet. Bir kişi çalışırsa geçiniyorsun, evet. Ama hani ne kadar tatmin olursun onu bilmiyorum. Evet. O yüzden çok soru geliyor. İşte ben işte eşim iş buldu, ben geleceğim, çalışmayacağım. Bana göre gene acımasız olacağım. Bana hep acımasız diyorsunuz ama eğer eşiniz çalışmayı düşünmüyorsa buraya bana göre gelmenin maddi olarak bir avantajı yok. O zaman şöyle, yani 100 bin üzerinde 120 bin falan, çünkü biriketiniz de değişiyor, vergi biriketiniz. 120 bin gibi bir brüt alıyorsanız okey. 120 üstünde bir kişiyle idare edebilirsiniz. Normal bir hayat yaşayabilirsiniz. Ama onun altındaki maaşlarda, yani o Türkiye'deki hayal ettiğin o muhteşem hayatları falan yaşamanız için iki kişinin de çalışması gerekiyor. Evet, işte. Yani bu çok, buna cevap vermiş olmak istiyordum ve tabii ki bu benim fikrimdir. Ha, ben ne olursa olsun Avrupa'ya geleceğim, yaşayacağım, çok para kazanmak da önemli değil gibi. Öncelikleriniz başkaysa eğer, gelin o zaman hani bir kişi çalışın, idare ederek geçinin, o mutlu olun,
Biz de mutlu olalım, herkes mutlu olsun ama herkes beklentiyi de buraya, evet, Avrupa'ya lazım. Geliyor, Euro kazanacağım diyor, büyük bir beklentiyle geliyor. O zaman iki kişinin çalışarak bu hayatlarının elde edebileceğini biliyor olmanız, evet, lazım yani. Bilin istiyorum. Şeyden de korkmayın bu arada. Yani işte ben geleceğim, eşim bir süre çalışmayacak ya da eşim iş buldu, ben geleceğim bir süre çalışmayacağım. Ondan yana sıkıntı yok. Geçinirsin. Geçinmekten yana bir sıkıntı, evet, yok. Yani. Tek maaş geçindirir ama geçindirir. Evet, farklı bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Bence anlaşıldı diye, evet, düşünüyorum, değil mi? Anlaşılmıştır. Anlaşılmıştır. Evet. Videonun sonuna geldik. Geldik artık. O zaman herkes kendine çok iyi baksın. Evet. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Yorum isteyecektim. Hemen kapattım. Kapatma baştan. Yo. Lütfen arkadaşlar, sorularınızı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ya da Cansu sen yanlış biliyorsun, bunu da doğrusu bu diye de bilirsiniz. Her zaman olabilir insanız. Hata yaparız. Evet. Bekliyoruz. Herkese cevap veriyoruz. Herkesi seviyoruz arkadaşlar. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.